Merhaba ShiftDelete.Net izleyenleri, ben Ayhan. Bu videomuzda yazılım dünyasında çok sık tekrar edilen terimleri konuşacağız. Aslında yazılımın biraz plaza dili de diyebiliriz. Hangisi ne anlama geliyor, nerelerde kullanılıyor, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoyu ilerleyen videolarda biraz daha teknik konuşabilmek için hazırlıyorum diyebilirim. Bu terimleri bilirseniz biraz daha rahat anlaşabiliriz ilerleyen zamanlarda. Videoya başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu terimlerin neredeyse tamamı İngilizce. Kullandığınız kod geliştirme idelerini İngilizce kullandığınızı varsayarak bu terimlerden bahsedeceğim. Çünkü Türkçe kullanmamamız gerektiğini daha önceki videolarda da açıklamıştım zaten. Bu yüzden bu videoda çok fazla Türkçe terimlerden bahsetmeyeceğim. İlk olarak bir IDE kurdunuz, çalıştırdınız. Hemen hemen her uygulamada karşınıza çıkacak bazı terimler var. Bunlardan bir tanesi run. Çalıştırmak anlamında kullanılıyor. Bazı idelerin böyle ekranın en üst kısmında görürsünüz zaten. Bir play işareti vardır. Ona basarsınız ve projeniz çalışır. Çok basit bir mantığı var aslında. Hatta plaza dilinde de projeyi run ettim gibi cümleler duyabilirsiniz. Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe cümleler. Bizim sektörümüzün de bir parçası ne yazık ki. Diğer kelimemiz ise compile ve build. Çoğu zaman birbirlerinin yerlerine de kullanırlar ama aslında farklı anlamları var. Yazdığımız kodlar günün sonunda bir makine diline çevrilir ve cihazlar bu kodları bu şekilde anlar. Compile dediğimiz şey, yani derlemek dediğimiz şey, kodunuzun makine diline çevrilmesi işlemine denir. Build ise kodun çalışabilir son halini oluşturmaya denir. Aslında build kelimesinin Türkçe karşılığı inşa etmek. Kodunuzu inşa ediyor gibi düşünebilirsiniz. Yani kodsal bir hata varsa çoğunlukla bu aşamada ortaya çıkar. Buradan bir diğer kelimemize de geçebiliriz. Bug hata demek. Kullandığımız editörler çoğunlukla nerelerde hata yaptığımızı bize söylüyorlar zaten. Yani yazım yanlışı, eksik virgül, parantez hatası gibi hatalarımız varsa bunları anlık olarak da bize söyleyebilirler veya derleme anında da bize söyleyebilirler. Birçok editör zaten bunu söylüyor artık. İşte biz bu hatalara bug diyoruz. Tabii bunların haricinde kodda bir mantık hatası olduğunda da yine bug var diyoruz. Yani bu bir hata yani sonuçta. Üstelik güvenlik açığı olduğunda da yine bunu bug diye nitelendirebiliriz. Hatta bir cümle içerisinde kullanmak gerekirse bu projenin bir bug'ını buldum cümlesini çok fazla duymuşsunuzdur mutlaka. Yani özetleyecek olursak bug hata demek. Bir de syntax kelimesi var. Bu yazım şekli anlamına geliyor. Bazı dillerde kodun bittiğini sonuna noktalı virgül koyarak belirtiyoruz. Bazı dillerde ise buna gerek duymuyoruz. Bazı dillerde süslü parantezler kullanarak yaptığımız bir işi başka bir dilde normal parantez veya köşeli parantez kullanarak da yapabiliyoruz. İşte bunlara o dillerin sintaksı, yani yazım şekli deniyor. Bunlar idelerde en çok kullandığımız terimler diyebilirim. Başlarda çok karışıktır ama zamanla adınız gibi ezberleyeceksiniz zaten bunları. Şimdi farklı terimlerle devam edelim. Şimdi biraz veri saklamayla ilgili konuşabiliriz. Günümüzde de zaten popüler bir konu aslında veri saklama. Önce server'dan bahsetmek istiyorum burada. Türkçesi sunucu. Yani server olarak da duyabilirsiniz, sunucu olarak da duyabilirsiniz. Aslında verilerimizi sakladığımız uzak makinelerdir çoğunlukla. Ayrı bir bilim dalı bile diyebiliriz hatta. Yazılımdan biraz bağımsızdır. Bu bilgisayarlar sadece veri saklamak veya veriyi bize sunmak için var. Bu sebeple bu bilgisayarlar özel donanımlara sahiptir. Hatta işletim sistemleri bile ayrıdır. Yani biz evimizde Windows 10 kullanırken bu makineler Windows Server gibi işletim sistemleri kullanırlar. Bu cihazlarda veri tabanlarını, bir diğer adıyla database'leri barındırırlar. Yani diğer kavramımız database. Veri tabanı, yani database veya database, artık ne derseniz, ben database demeyi tercih ediyorum. İşte bu da yarı İngilizce yarı Türkçe olan isimlerden bir tanesi. Data kelimesi de aslında son zamanlarda Türkçemize bayağı girmiş bir kelime diyebilirim. Birçok noktada veri demek yerine data demeyi de tercih edebiliyoruz. Data demiyoruz, yani en azından ben demiyorum. Database'ler, yani veri tabanları, verilerimizi sakladığımız yerlerdir. Bir sunucu üzerinde birden fazla veri tabanı olabilir. Bir projenin genelde çoğunlukla bir veri tabanı olur ama başka veri tabanları da erişim ihtiyacı duyabilir. Ama çoğunlukla bir veri tabanı bir projeyi temsil eder. Veri tabanları tablolardan oluşur. Projelerimizdeki her bir nesneye karşılık gelen bir tablo vardır ve bu tabloların satır ve sütunları vardır. Yani bir örnekle açıklamak gerekirse, mesela diyelim ki bir üniversitede bir öğrenci kayıt programı yazıyorsunuz. Bu öğrencilerin veri tabanında saklanması gerekiyor. İşte öğrenciler isimli bir tablo oluşturursunuz burada. Bu tablonun kolonları ve satırları vardır. Kolonlarında öğrencilerin bilgileri sak. Mesela birinci kolonda adı soyadı, ikinci kolonda doğum tarihi, üçüncü kolonda da telefon numarası saklanabilir. Bu bir öğrenciyi temsil eder. Alt satıra geçtiğinizde aynı şekilde farklı bir öğrencinin adı soyadı, doğum tarihi ve telefon numarasını saklarsınız. Mesela ilk satır Ayhan Emre Korucu, 9 Şubat 91, işte 0530 bilmem ne bilmem ne gibi bir satır oluşturursunuz. İkinci satırda da Ali Veli 1 Ocak 89 0500 bilmem bilmem ne gibi iki satırda iki farklı öğrenciyi temsil eden veriler barındırır. Bunun gibi tablolardan oluşan yapıya biz veri tabanı diyoruz. Verilerimizi bu şekilde saklıyoruz veri tabanında. Biraz veri tabanı terimleriyle devam edelim o halde. Insert, update, delete ve get işlemleri vardır veri tabanında. Insert ekleme anlamına geliyor. Yani veri tabanına yeni bir satır ekleme işlemine insert diyoruz. Yani yeni bir öğrenci kaydetme işlemi buna bir örnek. Diğerlerini de zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Update eklediğimiz bir kayıtta güncelleme yapmak anlamına geliyor. Mesela öğrenciyi kaydederken doğum tarihini yanlış kaydettik diyelim. Değiştirirken update kullanıyoruz. Delete silme işlemi anlamına geliyor. Bir öğrenci mezun oldu diyelim. Artık bu otomasyonu kullanmayacak. Ne yapıyoruz? Onun bilgilerini veri tabanından delete ile siliyoruz. Bir de get var. Aslında bu kod tarafında get diye çağrılıyor. Veri tabanı tarafında select de diyebiliriz. Bu get işleminin de iki farklı versiyonu var. Yani iki farklı versiyonu en çok kullanılır. Bunlardan bir tanesi tek bir kayıt getirme. Bir tanesi de kayıtların tamamını getirme. Mesela uygulamanızda bir öğrenci profil sayfası var diyelim ve bir öğrencinin profil bilgilerini getireceksiniz. Bir de tüm öğrencilerinizin listelendiği bir sayfa var diyelim. Bu sayfada da tüm öğrencileri getiren get metodunu kullanabilirsiniz. Bir de tüm öğrencilerin listesini bulunduran bir sayfanız var diyelim ki. Öğrenci listesini göstermek için de tüm öğrencileri çekeceğiniz bir get metodu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar kod tarafında get olarak kullanılıyor. Veri tabanı tarafında select olarak kullanılıyor. Bu select de başka bir video konusu diyebilirim. Bu arka plan işlerine backend diyorduk. Backend ve frontend kavramlarına daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Bildiğiniz gibi her pazar öğlen yazılım konulu videolarla karşınızda oluyorum. Geçmiş videolarımızda izlemeyi unutmayın. Ayrıca bu seriyi beğeniyorsanız videolarımızı beğenerek bize destekte olabilirsiniz diyelim ve devam edelim. Verileri de kaydettik. Uygulamamızın arka planı da hazır. Biraz daha ön yüzden bahsedelim. Ön yüz yani frontend platforma göre değişiyor. Aslında temelde benzerlikler gösterseler de farklı kullanımları mevcut. Mesela bunlardan bir tanesinin örneği Textbox. Mobil oyun geliştirirken veya masaüstü uygulaması geliştirirken Textbox'ları kullanıyoruz. Metinsel ifadeleri girdiğimiz kutucuklardır diyebiliriz Textbox'lar için. Mesela bir programa giriş yaparken kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdığımız kutucuklar Textbox'tır. Hatta şifremizi girdiğimiz yerde böyle siyah noktalar veya yıldızlar görürsünüz şifremiz görünmesin diye. Yani Textbox'ın özelleştirilebildiğini de buradan anlayabiliyoruz. Bu sonuna box getirme işi yaygındır aslında yazılım komponentleri arasında. Mesela bir image box'ımız var. Resim seçip gösterdiğimiz kutucuklar. Bir list box'ımız var. Yine listeleri gösterdiğimiz kutucuklar gibi gibi. Textbox'ın web'de kullanılan karşılığı da input'tur. Aynı Textbox mantığında çalışır ama web karşılığıdır. Input sadece Textbox için kullanılmaz. Bir tip belirterek kullanılır. Tipi text olan input Textbox olur kullanılır. Farklı input tipleri de var. Mesela dosya yüklediğimiz alan için bile bir input tanımlarız. Yani girdidir aslında bunun karşılığı. Web'de yani HTML'de herhangi bir girdi için input tanımlarsınız. Textbox da bunlardan bir tanesi. Tabii HTML tarafı da yine ayrı bir konu. Bir de label var. Label web'de de, masa üstünde de, mobilde de hatta birçok platformda aslında label olarak kullanılır. Sabit yazılardır. Az önce dedik ya hani kullanıcı adı şifre giriyoruz diye. İşte o Textbox'ın hangi alanı temsil ettiğini belirten yazılar var. Bu yazılar label'dır. Mesela kullanıcı adı, mesela parola ya da yanlış girdiniz şifreyi. Ekranda çıkan bu şifre hatalıdır. Uyarı mesajı da yine bir label'dır. Dediğim gibi sabit yazılardır aslında label'lar. Projelerin olmazsa olmaz bir diğer ön yüz elementi de butonlardır. Tıklama işlemlerini hep bu butonlarla yaparız. Mesela sayfayı yenile butonu gibi veya giriş yap butonu gibi bunları zaten biliyorsunuz. Birlikte küçük çaplı bir proje yazdık gibi. Şimdi bu projeyi canlıya almak var. Peki projeyi geliştirirken nasıl bir ortamda geliştiriyoruz? Öncelikle kendi bilgisayarımızda kodlarımızı yazıyoruz. Kendi bilgisayarımızda yazdığımız kod ortamına lokal diyoruz. Yani lokal aslında kendi çalışma alanımız anlamına geliyor. Lokalde yazdık, lokalde çalıştırdık gibi cümleler kullanabiliyoruz. Peki sorun yoksa ne yapıyoruz? Direkt canlıya mı alıyoruz? Tabii ki hayır. Önce testçilerin test etmesi için test ortamına taşıyoruz. Test kelimesinin Türkçesi de İngilizcesi de test zaten. Testler de bittiğinde projemizi canlıya taşımadan önce son ortamına taşırız. Bu ortamın ismi prod. Yani production kelimesinin kısaltılmışı prod kelimesini biz bu anlamda kullanırız. Projenin son hali anlamına gelir. Prod üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Sadece canlıya taşımak için kurulmuş bir ortamdır diyebiliriz. Dolayısıyla Geliştirme zamanında veya test sırasında çıkan herhangi bir problem, herhangi bir hata, herhangi bir bug henüz prod ortamına taşınmadığı için son kullanıcı için herhangi bir sorun teşkil etmez. Ne zaman kod sorunsuz hale gelir? O zaman canlıya taşınmak üzere prod ortamına taşınır ve orada saklanır. Az önce lokal dedik ama projenin çoğunlukla 3 ortamı olur. Bunlar dev, test, prod. Test ve prod ortamlarından bahsettik. Peki dev ortamı nedir? Dev kelimesi development kelimesinin kısaltılmışıdır. Dev, test, prod ortamlarından farklı ortamlara da ihtiyaç duyabilirsiniz veya bunları farklı şekilde de isimlendirebilirsiniz. Ama çoğunlukla bu 3 ortam kullanılır. Development ortamı yani geliştirme ortamı da lokal ortamla hemen hemen aynıdır. Eğer projede bir tane yazılımcı çalışıyorsa zaten kendi lokali dev ortamı oluyor. Ancak birden fazla yazılımcı çalışıyorsa önce lokalinde geliştirir, daha sonra dev ortamına atar ve tüm yazılımcıların ulaşabileceği hale gelir. Daha sonra da test ve prod işlemleri sırasıyla uygulanır. Dediğimiz gibi development geliştirmek demektir. Hatta yazılımcı kelimesinin İngilizce karşılığı da software developer yani yazılım geliştiricidir. Yani yazılımcı diye direkt bir tabir yoktur İngilizce'de. Dev kısaltması da buradan geliyor dediğimiz gibi. Bu şekilde developer teriminin de tanımlamasını yapmış olduk. Developer, yazılımı geliştiren kişiye denir. Kodumuzu prod ortamına aldık. Artık canlıya da taşıyabiliriz. İşte bu canlıya çıkacağımız son haline release versiyon denir. Hatta bazı uygulamaları indirirken de görmüşsünüzdür. Release versiyon vardır. Beta versiyon vardır. Release versiyonunun altında böyle tavsiye edilen gibi bir uyarı yazar. Onu indiririz çoğunlukla. Ancak beta versiyonu da testleri henüz tamamlanmamış ya da son kullanıcı testine açılmış versiyonlardır. Bunları da indirmeyi tercih edebiliyoruz. Beta versiyonla release versiyonu arasındaki fark budur. Tekrar söylemek gerekirse kodun canlıya çıkmaya hazır son haline release versiyon denir. Veri tabanlarını saklayan sunucular olduğu gibi kodun son halini saklayan ve son kullanıcılara gösteren sunucular da var. İşte kodumuzu bu sunuculara taşıma işlemine biz publish diyoruz. Yani kodun son halini bu sunucuya yayınlamış oluyoruz ve proje canlıya çıkmış oluyor bu şekilde. Bu işleme de biz publish diyoruz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Keyifli ve bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer bu video serisini beğendiyseniz yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın ki biz de bunun devamını çekmeli miyiz, çekmemeli miyiz bilelim. Ayrıca ShiftDelete.Net YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.